Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus'un ZenBook Pro serisinden UX580G'yi inceliyor olacağız. ZenBook serisi Asus'un zaten lüks ve prestij odaklı serisiydi. ZenBook S serisi UX391U dizüstüyü de incelemiştik zaten sitemizden ve kanalımızdan inceleme videosuna erişebilirsiniz. ZenBook Pro serisi bunun üzerine çok daha fazla güç ve yenilikçi bir fikir eklemiş. Normalde touchpad'in olması gereken yerde ikinci bir ekran var. Asus'un kendi içerisinde aslında MacBook Pro klasmanında konumlandırdığı UX580G'yi incelemeye başlayalım. Koyu tonlarda gayet şık ve güzel bir kutusu var. Dizüstünün kendisi 150 wattlık, çok ağır değil ama büyük bir adaptör. RJ45'ten USB'ye dönüştürücü ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. Cihaz Deep Dive Blue olarak geçen bir renk seçeneğine sahip ve kısacası lacivert diyebiliriz. Asus Türkiye'de özellikle ben bu rengi çevireyim, yerelleştireyim çabasına girmemiş gibi gözüküyor. Orada benim bir çevirmen olarak şöyle bir çeviri önerim olabilir. O da derin deniz mavisi. Bence kulağa hoş geliyor, değerlendirilebilir. Sonrasında bu cihaz arkadaşlar üst segment bir cihaz, premium diyebileceğimiz bir cihaz. Ve bu cihazın site açıklamalarında, tanımlamalarında çeviriler var. Lakin o çevirilerin daha iyi çevirmenlerle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü ben biraz göz attığımda, bir çevirmen olarak göz attığımda açıkçası bazı düşük cümlelere rastladım. Sonrasında eş anlamlı kelimelerin kullanılırken bağlamın dışına gidildiğini gördüm. En nihayetinde de olumsuz algı oluşturabilecek kelime ve cümlelerin seçildiğini gördüm. Şimdi diyeceksiniz ki hani sen de çok cımbızla detay avlıyorsun ama bu seviyeye çıkılmışken, bu fiyat seviyesine çıkılmışken bence her detaya fazlasıyla önem gösterilmeli. Kapağı alüminyum malzemeden, görünürde dokulu ama dokununca gayet pürüzsüz bir malzeme. Yalnız inanılmaz parmak izi tutuyor, titiz olmanız gerek yoksa ortaya çıkan görünüm pek hoş değil. Lacivert diyebileceğimiz bu rengin üzerinde sağda solda altın rengi, ufak dokunuşlar güzel olmuş, güzel durmuş. Klavyenin etrafı da aynı malzemeden, daha kalın tabii. Kenarlarda elmas kesim altın şeritler var, fazla parlayıp rahatsız etmeden daha lüks bir görünüm kazandırmış. Bileği kesen türde de değiller. Genel olarak dizüstünün verdiği hissiyat gayet sağlam ve kaliteli olduğu yönünde. Malzeme kalitesi bu kadar iyi olunca ve klasmanına baktığımızda ister istemez MacBook Pro ile de karşılaştırıyoruz. Peki MacBook Pro gibi mi malzeme kalitesi? Değil arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz dizüstü benim 2014 model senelerdir kullandığım 13 inç MacBook Pro'm. 15 inç olanı da olsa mutlaka karşılaştırırdım, maalesef yok. Gördüğünüz gibi hem kapakta hem de klavyede esneme payı sıfır diyebileceğim kadar az. ZenBook Pro için Windows'lu dizüstüler arasında tabiri caizse premium bir malzeme kalitesine sahip olduğunu söyleyebilirim. 18.9 mm kalınlığında ve 1.88 kg ağırlığında ZenBook Pro. MacBook Pro'ya baktığımızda 15.5 mm kalınlığında ve 1.83 kg ağırlığında olduğunu görüyoruz. Ağırlık anlamında aslında kafa kafayalar, kalınlık anlamında ZenBook Pro birazcık daha kalın. Açıkçası cihazın hani o diri, içi dolu hissiyatından mıdır bilmiyorum ama sanki olduğundan daha ağır hissettiriyor. Lakin sayılar ortada, aslında orada hissiyat anlamında bir fark oluşuyor. Ve taşınabilirlik anlamında da aslında sırt çantasına hiç gerek yok, el çantasıyla da bence taşınabilir. Alt kapak da alüminyum malzemeden imal edilmiş ve alta bakan hoparlörlerin ızgaraları var burada. Havalandırma ızgaraları ise ekranın altında. Dizleriniz üzerinde kullanması kolay, normal şartlarda havalandırmayı engellemek imkansız gibi bir şey. Solda sırasıyla güç girişi, 4K 60 Hz görüntü alabileceğiniz HDMI ve Thunderbolt 3 destekli 2 USB 3.1 ikinci jenerasyon port bulunuyor. Tip C üzerinden harici ekran kartı ünitesi bağlanabiliyor. Dışarıda işinizi gücünüzü bitirdikten sonra eve gelirsiniz. Hatta harici bir monitöre de bağlayabilirsiniz. Oyununuzu oynarsınız, gayet güzel. Hızlı şarj destekliler mi peki? Hayır, bunu beklemiştim açıkçası. Sağda yine ikinci jenerasyon USB 3.1 ama bu sefer tip A iki tane port var. Sonrasında micro SD. Evet, SD değil,
microSD kart okuyucu ve combo jack'ı görüyoruz. Açıkçası üretkenliğin hedeflendiği distrolerde microSD kart okuyucusu değil de SD kart okuyucusu olsa çok daha iyi olurmuş. Tamam, MacBook Pro'da belki şu anda bir yeniliğin öncülüğü yapılıyor. SD kart yuvasını çıkardı Apple. Veyahut belki de bir hata yapıldı. O konudaki görüşler, fikirler ayrışıyor tamamen. Sizin görüşlerinizi de bekliyorum. Tamam, benimseyeceksin diyelim bu trendi. Ama en azından farklılaşmak adına kutunun içerisinden bir SD kart okuyucusu çıkabilirdi. Şahsi testim, kapak testi. Tek elle açabiliyorsunuz. Menteşelerin sertliği kıvamında. Topuklar da yeterince tutucu. Pek yalpalamadan, kaymadan açılıyor. Olduğu yerde de taş gibi duruyor. Altında çiklet bir klavye var. 3 kademeli beyaz LED aydınlatmalı. Karanlıkta işini yapıyor. Aydınlıkta pek belli olmuyor belki ama elmas kesim kısımlar gibi altın rengindeler. Basma noktaları sı. Çok bastırmaya gerek kalmıyor yani. Yorucu değiller ama biraz daha yumuşak, biraz daha hafif olabilirlerdi. Tuşların arasındaki boşluk miktarından dolayı bir süre alışmayı gerektirebilir. Sessizler, toplantıda, kütüphanede biraz nazik davranırsanız kimseyi rahatsız etmezsiniz. Bilek bölgesi gayet geniş, rahat ama şu etiketler, yani bu Asus'a has bir durum değil tabii ama bu tür Prestige serisi mensubu diyebileceğimiz makinelerde gerçekten çirkin görünüyorlar. Böyle güzel görünen bir distüde yapacağım ilk şey bu etiketleri sökmek olurdu. Evet, şimdi touchpad'e geldik. Bu touchpad bildiğiniz touchpad'lerden değil. Bu aslında bir ekran ve ikinci işi touchpad'lik. 5.5 inç 1920x1080 yani Full HD çözünürlükte IPS Plus 1 panel. Net bir panel, geniş açılı bir panel. Renkler hiçbir açıdan sapmıyor ve 4 girdiye kadar, yani 4 parmağa kadar da destekli. Birkaç tane modu var ve bunlardan ilki ScreenPad modu. Bu modda hem touchpad hem de misal veriyorum Spotify'ı kontrol edebileceğiniz bir arayüze bürünüyor. Bir yandan incelememi yazarken bir yandan da buradan Spotify'ı kontrol edebilmek gerçekten keyifli. MacBook Pro'daki touch bardan çok daha kullanışlı geldi bana. Parlaklığını değiştirebiliyorsunuz ki %50 kapalı alanlar için gayet yeterli. Duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz. Daha fazla uygulama ekleyebiliyorsunuz gibi gibi. Şu an için Spotify eklentisi var, Adobe eklentisi var ki sanal imza için kullanabiliyorsunuz. Yani ekstra bir ekipmana, donanıma ihtiyaç kalmadan bu ekran üzerinden sanal imza atabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel ve eşsiz özelliklerinden biri aslında. Tipografi için kullanabiliyorsunuz ofis uygulamalarında. Sadece tipografi ayarı yapabileceğiniz bir ekran haline geliyor mesela. Ve YouTube. YouTube için kullanabiliyorsunuz. Bir YouTube ekranı haline getiriyorsunuz. Yani tamam, tam olarak bakış açınızda değil ama neler olup bittiğini görebiliyorsunuz ve bu benim en çok kullanacağım, en eğlenceli bulduğum özelliği bu ekranın. İkinci modda ekranı genişletiyorsunuz. Aynı ikinci bir monitör bağlamışsınız gibi. Hiçbir eksiği yok. İmleçle istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Farklı bir pencereyi sürükleyip çift ekran gibi çalışabiliyorsunuz ki bir dizüstü de tamam, ekran küçük ama çok güzel düşünülmüş bir şey. MacBook Pro'daki touch bar, yazılımsal destek, uygulama desteği anlamında bu ekrandan çok daha fazla destek görecektir. Bundan eminim ama fonksiyonellik anlamında bu ikinci ekran fonksiyonuyla yarışamaz diye düşünüyorum ben. Son olarak da normal touchpad modu var. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Yüzey gayet korumalı bir yüzey. Çizilecek gibi görünmüyor. Ekranın alt kısımlarına da tıklarken zorlanmıyorsunuz. Öyle yorucu bir sertliği yok. Parmak izi okuyucusu her distüde olsun dediğim bir şey. Çünkü alışınca gerçekten yokluğunu hissediyorsunuz. Parmağı bastırmaya, tam ortasına oturtmaya gerek yok. Nazlı değil. Tek seferde okuyor. İşini hakkıyla yapıyor. Söylenebilecek de pek bir şey yok. 15.6 inç 1920x1080 yani Full HD çözünürlükte 60 Hz parlamayan LED aydınlatmalı IPS bir ekran var elimizdekinde. sRGB renk gamutunun hemen hemen %100'ünü gösterebiliyor. Bir de 4K çözünürlükte Adobe RGB renk gamutunun tamamını karşılayabildiği belirtilen ekrana sahip bir modeli daha var. Böyle bir düstüde alınırsa 4K olanı alınmalı diye düşünüyorum ben. Zira rakibi MacBook Pro'da Adobe RGB'nin %91'ini karşılayabilen 2880x1800 çözünürlükte bir ekran kullanılıyor. Çerçeveler yeterince ince,
2018 için rahatsız edici bir görünüm yok. Üste VGA bir kamera konumlandırılmış. Renkler doğruluktan yana benim için yeterince canlı. Siyahlar gayet güzel, derinler. Doğru bir beyaz rengi de alabiliyorsunuz ekrandan. Açılar sorunsuz, renk sapması yok gibi bir şey. Maksimum ışığı ise 350 nit civarında. Aslında kapalı ortamlarda iyi, dışarıda sonuna kadar açıyorsunuz ışığı ama MacBook Pro'nun 500 nitin üzerinde olduğunu da belirtmek lazım. Cihaza Intel'in 8. nesil Core i7 8750H işlemcisi güç veriyor. 6 çekirdek 12 izlekli bir işlemci bu ve 2018'de bir dizüstüde kullanılabilecek en güçlü işlemcilerden biri. GPU tarafında Nvidia GTX 1050'nin 4 GB'lığı var. Oyun değil de daha çok üretkenlik yazılımlarının kullanıldığı, bataryanın hesaba katıldığı bir senaryo düşünülmüş. CUDA çekirdekleriyle üretkenlik yazılımlarında GPU hızlandırmadan faydalanabilirsiniz. Oyun oynamak isterseniz elbette GTX 1050'nin sınırları dahilinde oyun oynamak mümkün. Misal veriyorum, Overwatch için fazlasıyla yeterli, CSGO, League of Legends gibi çoğu çevrim içi oyun için de öyle. Ama Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins gibi oyunlarda orta ayarlarda verim alabiliyorsunuz. Bu düstünün meselesi oyun değil arkadaşlar, oyunculuk değil. Bu segmentte bu fiyatta çok daha güçlü oyuncu düstüleri bulabilirsiniz Asus tarafında yine. Bunu baştan söylemek gerek. Adobe Premiere CC 2019'da her zamanki videolarımızdan birini işledim. Ve Sony AX100 üzerinden 4K 50 megabitlik videolardan oluşan bir projeydi. Açıkçası düzenlerken renk gösterebilme anlamında ben istediğimi buldum. Yani bu kameranın potansiyelini karşılayabilecek bir ekran. Sonrasında bu projede neler yaptık? Lumetri ayarı yaptık, renk sıcaklığı ayarı yaptık, keskinleştirme, bulanıklaştırma, key speech, animasyonlar, her şey var arkadaşlar. Ve böyle bir projenin çıktısını 10 dakika 7 saniyede alabildim. Bu arada videonun kurgu sürecinde cihaz seri çalışıyor, ön izleme alırken kare atlaması yaşamıyorsunuz, herhangi olumsuz bir deneyim yok ortada. Yalnız işlemci 90 derece sularında geziyor ve 6 çekirdek için 1.2 GHz seviyelerine iniyor. Yani aslında i7-8750H, MacBook Pro'da da olduğu gibi tüm gücüyle çalışabilecek termal bütçeye sahip değil burada. Fanların çıkardığı sesi de aslında az bile. Soğutma tarafında bakır iletim borularının bu seviyedeki bir cihazda, bu seviyedeki bir üründe korozyona karşı kaplanmamış olması da dikkatimi çekti. Son olarak cihazdan bazen bobin zırıltısına benzer ince bir ses duyulabiliyor. Bunu da belirtmiş olmak istedim. ...16 GB DDR4... ...2400 MHz RAM ve depolama tarafında 512 GB M.2 formunda SATA 1 SSD var. Açıkçası fiyat segmenti, rakipleri düşünüldüğünde kesinlikle NVMe standardında olmalıydı. Hızı normal bir SATA SSD hızı, bir ekstrası yok, ısınıp hız düşmüyor, masaüstü deneyimi, programların yüklenme ve açılış süreleri olsun, her şey pürüzsüz. Aşağıya bakan hoparlörler, ilk eksi puanı buradan veriyorum. Peki niye? Tamam, hoparlörlerin sesi yüksek, detay ayrımı başarılı, tok sesler anlamında son zamanlarda deneyimlediğim en iyi Windows'lu dizüstü hoparlörlerinden biri, dizüstüyü ufak ufak titreştiriyor bile, dizi film izlemek gayet keyifli, içeriğin de hakkını veriyor ama kullanıcıya bakan hoparlörler kadar canlı, enerjik ve sahne deneyimi kuvvetli değil. 71 Watt bölü saatlik bir bataryası var. %50 ekran ışığı, TouchBit'te de %50, Wi-Fi'ye bağlı halde metin yazdım, internette surf yaptım, YouTube'da içerik tükettim, Spotify'da müzik dinledim sürekli. Açıkçası hafif kullanımla yani 6,5-7 saat civarı ekran süresi elde ettim. Bir iş gününü çıkarmaz ama peşinde adaptörle de koşturmaz. Asus ZenBook Pro UX580G. MacBook Pro'lar malzeme kalitesi konusunda altın standardı oluşturuyorlar. Lakin ZenBook Pro'nun da Windows'lu dizüstüler arasında en iyilerinden biri olduğunu söylemek lazım. Hissi güzel, sağlamlık hissi gayet iyi, genel olarak bence şık bir dizüstü. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Türkiye fiyatına erişemedim. Stoklar güncellenecektir mutlaka. TouchPad'in ikinci bir ekran haline getirilmesi konusunda Asus'u bu inovasyonu dolayısıyla gerçekten tebrik etmek lazım. Ve MacBook Pro'daki
TouchBar'a baktığımızda, sonrasında ScreenPad'e baktığımızda ZenBook Pro tarafında ScreenPad çok daha yetenekli ve çok daha fonksiyonel. Ayrıca MacBook Pro'dakinin aksine sadece Type-C portları yerine ZenBook Pro'da Type-A portlarına da yer verilmiş olması benim beğendiğim konulardan biri. Lakin malzeme kalitesi, ekranın renk gamutu, maksimum parlaklığı ki bunlar üretkenlik, profesyonel içerik hazırlama konusunda çok önemli, SATA SSD kullanıyor oluşu, hoparlörlerin konumu bu konularda geride kalabiliyor. Bu yüzden ZenBook Pro'nun piyasada kullanıcıların gözünde bir yer edinebilmesi için fiyatının MacBook Pro'dan uygun olması gerektiğini düşünüyorum ki büyük ihtimalle de öyle olacaktır. Fiyatta iyi bir avantaj sağlayabildiği sürece tercih edilebilir. Evet, böylelikle sizlerle beraber Asus'un ZenBook Pro UX580G dizüstüsünü incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim ama sizin merak ettiğiniz şeyler olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.